Merhaba arkadaşlar, dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Evet arkadaşlar, 3. ünitemizi bitirdik. Şimdi LGS'de, TEOG'da, SBS'de bu konuyla ilgili nasıl sorular çıkmış onlara bakacağız. 2021 bu senenin sorusuyla başlayalım. Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. İstiklal Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır demiş. Şimdi hangisi yapılamaz? Türk milleti barışçı bir dış politikayı benimsemektedir. Burada sanki biraz sadece bağımsızlıkla ilgili söylemiyorum. Yani dış politikayla ilgili bir şey var mı? Yok, bir dursun bakalım. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler içermektedir. Evet, istiklal davamız diyor. Doğru. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir millettir. Evet, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bu da var. İstiklal Marşı yazıldığı dönemin milli ruhunu yansıtmaktadır. Evet, anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar diyor. Bu da var. O zaman cevabım Adana. Yine 2021 sorusu, bu metinde milli mücadelenin hangi alanlara yansımasından bahsedilmektedir? Milli mücadelenin sesini İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de de duyarsınız. Sevda ile isyanı harmanlayan bir romanın sayfalarında da. Bu mücadeleye kimi elinde silahla katılmıştır, kimi kalemle. Romanlar, resimler, şiirler, heykeller, milletimizin sevdasını da haykırır isyanını da. Bazen yaralanan askerlerin ayakta kalabilmek için uzanan elleri bir heykeltıraşın çamurlu ellerine tutunur. Bazen de vatan için yola düşenlerin çilesi bir hikaye yazarının kaleminde gözyaşı olup kalbe dökülür demiş. Şimdi arkadaşlar, burada bariz bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nın sanat ve edebiyata etkisi söyleniyor. Bakalım sanat ve edebiyat var mı? Var. Cevabı Denizli. Çok basit bir soru olmuş yani. Geçen senenin sorusu, buna göre Urfa halkı için aşağıdaki hangisi söylenebilir? Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgali komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa Sancağı halkı barışsever insanlarız. 1000 yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzü çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir demiş. Baktım, milli egemenliği benimsemişlerdir. Hayır, burada bir bağımsızlıktan bahsediliyor. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. Hayır, bu neresiydi? Hatay 4 yoldu. Geç. İstanbul hükümetiyle beraber hareket etmişlerdir. Hayır, kesinlikle öyle bir şeyden bahsetmiyor. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Evet, çünkü ne demiş? Sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin ettik diyorlar. Geçtim yine 2020 sorusu. Buna göre Moskova Antlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır demiş. Hangisi söylenebilir? TBMM'in uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Hayır, ilk siyasi zaferi Gümrü Antlaşması'ydı. Zaten direkt bulduk herhalde. Bakalım. Milli mücadelenin söylenebilir diyormuş. Tamam, bulmadık. Bu yanlış, söylenemez. Milli mücadelenin Doğu cephesi başarıyla kapanmıştır. Hayır, Moskova Antlaşması'nın Doğu cephesiyle bir ilgisi yok. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Bakın ne diyor burada? Herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı diğer devlete tanımayacak. Bu olabilir, dursun. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Hayır, bu ikisi kendi çözecek. O yüzden cevabım Ceyhan. Dediğim 5. sorum herhalde. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Maarif Kongresi hakkında Mustafa Kemal, cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da Muallimler Ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli Ordu vatandan düşmanı, Muallim Ordusu da cehalet ve zulmeti kovacı. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür ifadelerini kullanmıştır. Buna göre Maarif Kongresi hakkında yapılabilir. Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Hayır. Ay dur, bir olanları eleyeceğim. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır. Evet. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Evet, çünkü milli bir kongre. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Hayır, bu tevhidi tedrisatla oluyor. 4. ünitede göreceğiz. O zaman geçtim. Cevabım 2 ve 3 arkadaşlar. Evet, 2019 sorusu. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Şimdi şuraya kadar bariz bir askeri değil mi? Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Bu da sosyal oluyor arkadaşlar. Askeri ve sosyal arayacağım. Buldum. Cevabım Denizli. Geçtim. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı haline şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı demiş. Türk ordusunun silah bakımından sayıca üstün olması, hayır bundan ilgili bir şey yok. Savaş meydanında askeri hareket ve stratejilerin başarıyla uygulanması, bu var. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi, hayır onlar taarruz yapıyorlar. Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması, hayır bu kazanılmasında etkili olmamıştır ama iyi bir strateji etkili olmuştur dedik. Geçtim. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Mondros İlişkisi Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Milliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler demiş. Buna göre ulaşılabilir. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Evet. Mondros İlişkisi Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında yerleştirmiştir. Evet, önce İngilizler sonra Fransızlar. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. Evet, Kuvayi Milliye'yi kurmuşlardır. O zaman cevabım Denizli. Bu olay Maraş halkının aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir. Maraş'ın işgalinden sonra Fransızlar Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını çekmişlerdir. Maraş Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca'nın cuma namazı için toplanan halka kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan esir bir memlekette cuma namazı kılınamayacağını söylemesi halk harekete geçirmiştir. Bunun üzerine Maraşlar kaledeki Fransız bayrağını indirip yerine yeniden Türk bayrağını çekmişlerdir. Yani arkadaşlar esir olmak istemedikleri için neye düşkün olduklarını gösterir? Bağımsızlıklarına. Geçtim. Bu bilgiye göre TBMM hükümetinin Londra Konferansı'na çağrılmasındaki aşağıdakiler hangisi etkili olmuştur? Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması İtilaf Devletleri'nin TBMM hükümetinin Londra Konferansı'na çağrılmalarını sağlamıştır. Askeri başarı sonuçta Birinci İnönü Savaşı'nın kazandıktan sonra çağırıyorlar. O zaman cevap Bolu. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kütahya-Eskişehir savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye emirleri yayımlanmış. Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlif-i Milliye komisyonlarına teslim etmiştir demiş. Söylenemez. Türk halkı topyekün seferber edilmiştir. Evet, doğru. Birlik ve beraberlik ruhu sağlanmıştır. Doğru. Ülkenin askeri gücüne katkıda bulunmuştur. Doğru. Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. Yönetimle ilgili bir şey yok. Cevap Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi'nin uluslararası sonuçlarından biri değildir? Güney cephesindeki askeri birliklerin Batı cephesine sevk edilmesi ulusal. Yani uluslararası değilmiş zaten. Tamam. A olacak ama diğerlerine de bakalım. İtilaf devletlerin TBMM'ye karşı ateşkes teklifinde bulunması uluslararası. TBMM'nin Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması uluslararası. TBMM'nin Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Kars Anlaşması'nı imzalaması uluslararası. Yani uluslararası ne demek arkadaşlar? Diğer devletlerle. Tamam mı? O zaman cevap Adana. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinden alınan bu metin Yunan işgalinin hangi alandaki etkisini vurgulamıştır demiş. Fatma Nine, ah evladım bu köyün 3000 sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı, tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse dedi. Ne olarak etkilemiş arkadaşlar? Ekonomik olarak, çünkü burada bir açlık çektiklerinden, ekonomik zorluk çektiklerinden bahsediliyor. Evet, nedenlerinden hangileri etkili olmuştur? Yunanlara karşı 8 ayda 4 savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM hükümeti Sakarya zaferinden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık 1 yıl beklemiştir. Büyük Taarruz için 1 yıl beklenmesinin hangilerinin etkili olmuştur? Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesi doğru. Saltanatın kaldırılmak istenmesi ayrı arkadaşlar. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesi, evet. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmek istenmesi, hayır. Düzenli orduya zaten geçildi. Cevap 1-3. Bolu. Evet, bu durum TBMM'de aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir. Birinci İnönü zaferinden sonra Mehmet Akif Ersoy'un Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı TBMM'de ulusal marş olarak kabul edilmiştir. Neyin? Bağımsızlığın. Yani arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu sorular gördüğünüz gibi kolay ve genelde bilgi soruları arkadaşlar. Bizimkiler gibi, yani bu yeni nesil sorular gibi upuzun soru verip de işte yorumlatmıyor. Genelde bilgi soruyorlar arkadaşlar. O yüzden basit basit çözüyorum. Fransa Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı cephesine kaydırılmıştır demiş. Söylenemez arıyorum. Milli mücadeledeki cephe sayısı azalmıştır. Evet, çünkü Güney cephesi kapandı. Doğru. Yunanlar mücadeleden vazgeçmiştir. Hayır. Güney cephesinde zaten Yunanlarla da savaşmadım ki. Batı cephesi güçlenmiştir. Evet, çünkü asker gönderdim oraya. TBMM itibar kazanmıştır. Evet, TBMM'yi resmen tanımıştır diyor. O zaman cevabım Bolu. Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi'ndeki konuşmasında "Eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden uzak, tarihi karakterimize uygun olmalıdır" demiştir. Yani hangisine sahip olması gerekiyor? Milli arkadaşlar. Tamam mıdır? Geçtim. Anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayınladığı Tekâlif-i Milliye emirleriyle ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımızda tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir demiş. Bu durum Türk milletinin hangisine sahip olduğunu gösterir. Milli birlik ve beraberlik var mı? Var. Yardımlaşma var mı? Var. Çünkü birbirlerine yardım ediyorlar sonuçta. Dayanışma var mı? O da var. Milli egemenlik var mı? Hayır arkadaşlar. Milli egemenlik çok farklı bir şey. O zaman cevabım 1, 2 ve 3. Tamam mıdır? Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri onun aşağıdaki özelliklerinin hangisini yansıtmaz? Sakarya Savaşı'nda başkomutan olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa savaş sırasında orduya verdiği savunma hattı yoktur, hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır, unutmayın o kısım yani. Savunma hattı yoktur, savunma hattı vardır, o sadı bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz emriyle dünya askerlik literatürüne topyekun savaş kavramını kazanmıştır demiş. Hangisini yansıtmaz diyor. Yaratıcı düşüncesi var, askeri dehası var, kararlılığı var ama çağdaşlığı yok. Çağdaşlık böyle inkılaplarla ilgili olduğu zaman, yani inkılap yaptığından falan bahsederse o zaman çağdaşlık diyebiliriz. Tamam mıdır? Ay, bir su içeyim hemen. Evet, bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci İnönü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansı'na davet edilmiştir. Sovyet Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında TBMM Anlaşması yapılmıştır. Aslında ben şurayı okumazsam bile ne anlayacağım? Bir zaferden sonra bir siyasi zafer geliyor. Tamam mı? Öyle bir şey arayacağım şıklarda. Baktım. Büyük Millet Meclisi'nin dış politikasının ekonomik gelişmeler belirlemiştir. Hayır. Askeri başarılar Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda itibarını arttırmıştır. Büyük ihtimalle bu. Diğerlerine de bakalım. Birinci İnönü Sovyet Rusya'nın Büyük Millet Meclisi ile siyasi ilişkisini etkilemiştir. Evet, etkilemiş de. Ama burada en kapsamlı dediği için bu olmaz. Bunu almıyor çünkü. Sakarya Savaşı Büyük Millet Meclisi'nin Fransa tarafından tanınmasında etkili olmuştur. Tamam, bu da var ama en kapsamlı diyor. O da bunu etkiliyor sadece. O zaman cevabı Bolu. Ay, yoruldum. Evet, devam ediyorum. Lozan Anlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun göstergesidir? Sevr Anlaşması'nın Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararların Lozan Anlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışmıştır. Ekonomik diyorsa arkadaşlar, ekonomik bağımsızlık deyince benim aklıma ne gelecekti? Kapitülasyonlar. O zaman hemen arıyorum kapitülasyonlar. Ne demiş? Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek. Hayır, bu sınır. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak. Hayır. Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak. Hayır. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. Evet, cevabım Denizli. Anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir demiş. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921'de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınladı. Zaten böyle bir soru çözmüştük. Aynısı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye emirlerine uymuş ve milli mücadelenin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır demiş. Bu durum Türk milletinin hangilerine sahip olduğunu gösterir. Az önce de çözdük. Milli birlik var dedik, dayanışma var dedik, fedakarlık var dedik, milli egemenlik yok dedik. 1-3-4 cevabım Denizli. Evet. Yukarıda verilen olaylar ve sonuçları dikkate alındığında çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı mantık. Sakarya Savaşı kazanılıyor. Ankara Kars Anlaşması. Büyük Taarruz kazanılıyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Yani askeri zaferler beraberinde siyasi zafer getiriyor. Baktım. Askeri zaferler siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir diyor. Ortak sonuç demiş. Soruyu okumadan çözdüm ama anladım yani. Siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaferlerin kazanılmasında Mustafa Kemal'in önemli bir rolü vardır demiş. Hayır. Türk halkı bu savaşlarda topyekun mücadele vermiştir. Savaşlarda ne yaptığını söylemiyoruz burada. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. Yani sadece şu kısım. Bu kısmı almaz. Onu da geçtim. O yüzden cevabım Adana. Evet. Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Halide Edip adı var milli mücadelede yaralanan Peyami adlı bir kişinin Cebeci Hastanesi'nde yazdığı hatıralarını Ateşten Gömlek romanında işlemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara adlı romanına konu olmuştur. Yani burada ne diyor? Kurtuluş Savaşı'ndaki olaylar sanata konu oluyor diyor, değil mi? Kısaca. Baktım. Hangisine bir örnektir? Toplum hayatında kadının rolü ne? Hayır, burada sadece burada bahsetmiş. Savaşların kültürel etkileşime katkısına. Hayır. Milli mücadelenin ekonomik sonuçlarına. Hayır, ekonomik bir sonuç var mı burada? Hayır. Toplumsal olayların edebiyata yansımasına diyebiliriz. Evet. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki kararların hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir? Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Ekonomi. Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir. Birlik ve beraberliği sağlar mı? Sağlar. Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir. Hayır, bu egemenlik. Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olarak kabul edilecektir. Bu sadece sınır. O zaman cevabım Bolu. Eski sorular daha kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Verilen bilgiye göre bu anlaşmanın Türk-Afgan ilişkilerini hangi alanda geliştirdiği söylenemez. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan Türk-Afgan Dostluk Anlaşması ile Afganistan TBMM hükümetinin de Afganistan'ın bağımsızlığını tanımıştır. O zaman zaten buraya kadar bir siyasi var mı? Var. Ayrıca bu anlaşmayla Türkiye'den Afganistan'a öğretmen gönderiyorsam eğitim, subay gönderiyorsam askeri gönderilmesi de kararlaştırılmıştır diyor. Hangisini geliştirdiği söylenemez. Buldum zaten, ekonomik. Tamamdır. Verilen bilgiye göre Moskova Antlaşması'yla yeni Türk Devleti cümlesindeki boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz demiş. Moskova Antlaşması'yla Sovyetler Birliği yeni Türk Devleti'ni resmen tanımış oldu. Kars, Ardahan, Artvin Türkiye'ye bırakıldı. Doğu sınırı güvenlik altına alındığı için bu cephedeki milli kuvvetler diğer cephelere kaydırıldı demiş. Tamamlanamaz. Şimdi sınır değişimi yaşanmıştır. Bu dursun bir dakika. Batı cephesini güçlendirmiştir. Evet, diğer cephelere kaydırılıyor. Uluslararası saygınlık kazanmıştır. Evet. Misak-ı Milli'yi tamamlamıştır. Tamamlamıyor şimdi. Sınır değişimi yaşanıyor o zaman. Aynen. Şimdi Kars, Ardahan, Artvin onlarınken benim oluyorsa sınır değişimi yaşanıyor. Misak-ı Milli tam anlamıyla tamamlanmıyor. Hani o kısmı, doğu kısmı tamamlanıyor arkadaşlar. O yüzden cevabım Denizli. Evet, diğer sorum. Birinci İnönü zaferinin bu sonuçların ulusal ve uluslararası olarak sınıflandırılması aşağıdaki seçenek hangisi doğru verilmiştir? Biz bu sorunun sorulduğunu, sorulacağını ya da bu sınavda çıkmasa bile testlerinizde bolca çıkacağını söylemiştik. Bakalım. Birinci İnönü zaferinin sonucunda işgallere karşı bağımsızlık umudu güçlendi. Ulusal. Bir ulusal. Afganistan ile dostluk anlaşması yapıldı. Başka bir ülke uluslararası. İki uluslararası. Hepsinde varmış. 3. Düzenli orduya duyulan güven arttı. Ulusal. A'yı da eledim. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. Uluslararası. 4 uluslararası olacak. Aha, buldum cevabını. İtilaf devletleri Sevr'i tekrar görüşmek için Londra'da konferans düzenledi. Bu da uluslararası, cevabım Bolu. Evet, bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Türk ordusu Kütahya-Eskişehir savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM Mustafa Kemal'i 3 aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla milli mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye emirlerini yayımladı. Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakarlıkla uydu. Söylenemez demiş. Kurtuluş Savaşı halkın dayanışması ile kazanılmış mı? Evet. Ordunun ihtiyaçları giderilerek savaşa hazır hale getirilmiş mi? Evet. Düzenli ordudan vazgeçip yerine Kuvve-i Milliye'ye dönülmüştür. Hayır. Burada öyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Türk milleti Mustafa Kemal'e tam bir güven ve bağlılık göstermiştir. Evet. Cevabım Ceyhan. Son soru arkadaşlar. Eşleştirme tablosunda soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdaki anlaşma hangisi yazılamaz? TBMM hükümetinin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı Gümrü. Hatay dışında güney sınırımız çiziliyor. Ankara. Yeni Türk Devleti'nin varlığını ve bağımsızlığını uluslararası tanınmıştır. Mondros eski bir anlaşma. O zaman Lozan oluyor. Denizli, cevabım Bolu. Evet arkadaşlar. Çıkmış sorularımızı da çözdük. Uzun bir sorular vardı. Yani 30 tane, 31 tane falan soru var arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.